Şimdi ben bazı deniz canlılarında ışık üreten bakterilerden bahsetmek istiyorum. Mürekkep balıklarında ışık üreten ve onların ışık üretmesine, daha doğrusu ışık yaymasına yardımcı olan bir bakteri türü var. Fibrio fischeri diye. Bu bakteri türü bildiğimiz mürekkep balığının mantosunun altına yerleşiyor ve orada ışık yayıyor. Normalde mürekkep balıkların ışıklı organı diye bilinen yerde aslında bu karşılıklı yardımlaşma sonucunda fibrio fischeri denilen bu bakteri ışık yaymış oluyor. Böylece mürekkep balıkları normalde gündüzleri sığ sularda veya kumun altında yaşarken geceleri bu ışık sayesinde gece ışıklarında fark edilmeden rahatlıkla dolaşabilecek hale geliyor. Yani hiçbir şekilde fark edilmiyor. Bir önce tanıyalım kahramanlarımızı. Soldaki mürekkep balığı gördüğümüz, sağdaki de fibrio fischeri dediğimiz köfte gibi bir şey mürekkep balığı. Bakterimiz. Tabii burada dikkat çekici başka bir özellik, olağanüstü bir özellik daha oluyor. Sadece ışık saçan bir bakteri gelip o mürekkep balığının üstüne konmuyor. Aynı zamanda mürekkep balığının o mantosunun içindeki bölümde, yani o fibrio fişerinin yerleştiği bölümde özel bir doku olduğunu bilim adamları keşfediyorlar. Yani hayvan o kadar özel yaratılmış ki bu bakteriyle birlikte bir uyum içinde yaşayacağı belli ve onun içinde bu bakterinin gelip yerleşebileceği özel bir doku var. Tabii bunu evrimciler nasıl anlatıyorlar? Mürekkep balığı kendisine özel bir bölge geliştirdi bakteri yerleşsin diye. Halbuki ilk yaratıldıkları andan itibaren biz mürekkep balıklarının fosillerini de burada gösteriyoruz. Hatta mürekkep keselerinin fosilleri bile var, milyonlarca yıllık. Canlılar ilk yaratıldıkları andan itibaren bu şekilde yaşıyorlar. Yani bu canlıyla zaten bir uyum içinde yaratılıyor. Onun oraya gelip yerleşebileceği gibi bölgesinde hepsini Allah özel olarak yaratıyor. Ve bu canlının zaten ışıklı ortamlarda fark edilebilecek bir lüksü olmuyor. Yaşamını devam ettirebilmek için zaten bu şekilde yaşaması gerekiyor. Onun için evrimcilerin genellikle canlıların sonradan geliştirdiğini iddia ettikleri özelliklerini ilk yaratıldıkları andan itibaren o özelliğin sözde geliştiğini söylediği zamana kadar nasıl bir hayat sürmüşler? Bu kısmını açıklamaları gerekiyor ki buna dair ailenin de çok fazla sorusu vardı evrimcilere, daha hala cevabını bekleniyor beklediğimiz. Sürekli. Evet, bunu da ekleyebiliriz. Yani bu evrimcilerin iddia ettikleri canlılar, kastettikleri o özellikleri geliştirene kadar yaşamlarını nasıl sürdürmüşler? Gözsüz olan canlılar nasıl sürdürmüşler? Bütün bu mesela iki ayağı üstüne kalktığını iddia ettikleri, sözde o maymundan insana geçiş sırasındaki bütün fizyolojik özellikleri madde madde saydığımız o özellikler gelişene kadar o canlı ne yapmış? Yerden hafif ayakta böyle kambur olarak mı yürümüş milyonlarca yıl? İki ayağı üzerine kalkana kadar. O da imkansız. Onun oluşması da imkansız. Ama bu ara aşamaları bize hem fosillerini göstermeleri gerekiyor, trilyonlarca fosil göstermeleri gerekiyor. Tabii o canlılar yaşamlarını sürdürebiliyorlarsa, bu şartlar altında zaten teknik olarak onların iddia ettikleri şartlarda yaşamlarını sürdürmeleri hiçbir şekilde mümkün değil Didemciğim, inşallah. Sorulara bir şey daha eklemek istiyorum. Madem gözden bahsettik biraz önce, ışığa hassas göz dedikleri bir sistem var biliyorsunuz. İlk gözün evrimleşmesinin buna ait olduğuna iddia ediyorlar ki bu doğru değildir, bu tamamen aldatmacadır. Fakat o ışığa hassas dedikleri göz biçiminde ışığa hassas hücre nasıl meydana geldi onu bir anlatsınlar. Yani o hassasiyeti nasıl kazandı o hücre? Hücre nasıl var oldu zaten oradan başlar. Bir de o yani ışığı görebilecek o hassasiyeti nasıl kazandı? Bu olağanüstü bir şeydir çünkü bunu asla açıklayamazlar. Çok olağanüstü bir mekanizma gerekir bunun sağlanabilmesi için. Hiçbir şekilde de açıklayamadılar şimdiye kadar. Bu sorulara bunu da ekliyorum yani. Şimdiye kadar cevap almadık çünkü. Tabii. Zaten alamayız da bundan Olamayız da. sonra da. Çünkü gösterebilecekleri bilimsel hiçbir delilleri yok. Biz önlerine fosil koyuyoruz. 400 milyondan fazla fosil var diyoruz. Bilimsel delil gösteriyoruz. Onlar hiçbirisi, dediğimiz gibi, o soruların hiçbirine ses çıkmıyor. Bundan sonra da ses çıkamaz tabii ki inşallah.